Ateşkes ya da somut bir gelişme şöyle dursun. Ortak basın açıklaması bile yapılmadı. Son görüşmeye ilişkin düşüncelerinizi alarak başlayalım Sayın Dürem. Her şeyden önce bu görüşmeden zaten taraflar bir şey, çok ciddi bir şey beklemediklerini görüşme öncesi söylemişlerdi. Onun dışında bu görüşmenin Ukrayna'da savaşın başlamasından çok daha önce hazırlanmış ve karar verilmiş bir görüşme olduğunu, daha doğrusu taraflar arasındaki görüşme anlamında demiyorum. Yani Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ve Lavrov'un Antalya ziyaretinin önceden planlanmış bir ziyaret olduğunu da tespit etmek lazım. Yani her halükarda geleceklerdi. Diğer taraftan her ne kadar görüşmeden somut bir sonuç çıkmamış ise de Lavrov'un dünya siyasetçilerinin ciddi bir bölümü önünde Rusya'nın duruşunu bir kere daha dile getirebilme olanağı kazanması önemli oldu. Onun dışında seste sorun var herhalde. Arkadaşlar Onun çözecekler Sayın Dürer. dışında şöyle bir şey önemli. Rusya bu şekilde Türkiye'nin şu ana kadar koruduğu, yani krizin başından beri koruduğu tarafsızlık duruşuna kendi açısından bir destek sunmuş oldu. Yani bu duruşunun Rusya için önemli olduğunu vurguladı ve bu anlamda aslında Türkiye'ye bir destek mesajı verdi bu ziyaretin Antalya'da olmasıyla. Tabii bu anlamda bundan sonra olayların nasıl geleceği ABD'nin bu duruma nasıl bakacağına bağlı ama onu daha sonraki dönemde göreceğiz. Ama Rusya en azından kendi açısından böyle bir destek vermiş oldu Türkiye'ye. Ve bütün bunların da ötesinde şöyle bir önem verebiliriz bu görüşmeye. Bugün Putin bir açıklama yaptı. Putin'in sözcüsü dedi ki ben Zelenski ile görüşmeye hazırım ama bu görüşmenin iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından hazırlanması, belli bir kıvama getirilmesi lazım dedi. Dolayısıyla Putin muhtemel ve müstakbel efendim Zelenski ile görüşmesini şu anda dönem dönem devam eden ateşkes görüşmelerine değil de iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmelerine endekslemiş olduğu. Yani dolayısıyla dünkü görüşme bu anlamda bir ilk olması yüzünden önem taşıyor. Yani bundan sonra öyle görünüyor ki Kuleba ve Lavrov biraz daha sık, yani sık derken her halükarda görüşmelerine devam edecekler ki Putin ve Zelenski görüşmesinin altyapısını hazırlamış olsunlar. Dolayısıyla aslında hiç belki somut sonuç çıkmamış gibi görünen dünkü görüşmenin yukarıda söylediğim bağlamda kendi açısından önemi de vardı tabii. Peki Sayın Düre, taraflar bu savaşın başından beri talepleri oldukça açık ve neredeyse de taban tabana zıt talepleri var. Özellikle Rusya'nın Kırım, Donetsk ve Lugansk konusunda hassasiyeti var ve aynı zamanda en hassas olduğu noktada NATO üyeliği Ukrayna'nın. Ukrayna'dan da bu konularda geri adım atılmayacağı söyleniyordu. Özellikle geçtiğimiz günlerde Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Zelenski, Kırım, Donetsk ve Lugansk'la ilgili konunun tartışmaya açık olduğunu ve tartışabileceklerini söylemişti. Bütün bu gelişmeler ışığında siz çözüm noktasında bir gelecek görüyor musunuz? Zelenski'nin bu açıklamasını nasıl okumamız lazım Sayın Dürem? Şimdi er ya da geç bütün sorunların çözüldüğü gibi bu sorun da çözülecek. Buradaki soru, durum bunun ne zaman olacağı. Öyle görünüyor ki NATO ve Batı bu çözüm sürecini uzatmak istiyor. Çünkü Ukrayna'yı bir nevi nükleer gücü hariç Rusya'nın bütün diğer askeri kapasitesini test edebilecek bir arena, bir bölge olarak görüyor. Öyle anlıyorum ben. Rusya da bunu gördüğü için oradaki savaşı bütün kapasitesini kullanarak değil, işte ABD'nin istediği sonucu alamaması için, yani Rusya'nın askeri kapasitesiyle ilgili tam bilgiye ulaşamaması için kendince bir takım taktik ve yöntemler izleyerek yürütüyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman barışın ne zaman geleceği, ki bu bir barış da olmayacak herhalde, ateşkes diyelim, ne zaman geleceğini şimdiden öngörmek zor. Çünkü Ukrayna'ya çok ciddi yardım zaten son 8 yılda, 10 yılda yapıldı ve şu süreçte de yapılmaya devam ediyor. Ama
Buna rağmen ileride barış hangi şartlarda olur konusuna gelince, dediğiniz gibi Zelenski'nin ve Zelenski'nin bir danışmanının geçen günlerde yaptığı açıklamalar önemli. İşte Zelenski'nin NATO'dan soğudum demesi ve onun danışmanının da biz aslında NATO'ya girmekten vazgeçebiliriz şeklinde bir açıklama yapması. Zelenski'nin ve şu anki Ukrayna yöneticilerinin ilk gün durdukları yerde durmadıklarının bir göstergesi. Bugün ABD Dış Yüksek Konsey Başkanı Joseph Borrell de bir açıklama yaptı. Dedi ki biz aslında büyük hata yaptık dedi ki çok önemli bir açıklama. Hatamız da şu dedi, biz Ukrayna ve Gürcistan'a NATO'ya girebilirler şeklinde bir umut verdik. Bu hatalı bir tutumdu dedi ve onun dışında da biz Rusya ile ilişkileri çok dikkatli geliştiremedik dedi. Yani onların hassasiyetlerine gerekli önemi veremedik dedi. Vermedik ve bu sonuca getirdi dedi. Bunlar aslında basına yansımayan dışarıda, batıda ama çok önemli söylemler. Yani tabii ki bu işte günahsız bir taraf yok. Her iki tarafındaki yani savaş olduktan sonra muhakkak ki her taraf kendi açısından belli oranda suçlu. Ama yani yavaş yavaş şu tablo ortaya çıkıyor ki olaya bu zamana getiren şartlarda hem Batı'nın hem Ukrayna yöneticilerinin belli oranda suçu var ve bu suç da taraflar tarafından yani Ukrayna ve Batı tarafından açıkça olmasa da dolaylı yollardan dile getirilmeye başladı. İşte bu anlamda evet bir çözüm ışığı tünelin sonunda görüldü ama demin dediğim gibi yani bu olayın o kadar bugünden yarına bitecek bir olay olmadığı, çok daha büyük bir olay olduğu da aşikar. Dolayısıyla her halükarda Batı'nın Rusya üzerindeki baskısı artarak devam edecek ve bu süreç zarfında bu savaş da boyutu nasıl olursa olsun belli bir süre daha devam edecek. Bu kesin. Bu durumda Rusya'nın artık geldiğimiz noktada batısız bir şekilde yaşayabileceğini, yani ekonomik anlamda batısız bir şekilde yaşayabileceğini kanıtlamaktan başka bir çaresi kalmadı. Bu arada da Batı'ya da Batı'nın kendisini gösterdiği gibi hiç kırılgan olmayan bir ekonomiye sahip olmadığını kanıtlamak durumunda kalıyor şu anda Rusya. Yani hem kendi ben buna dayanırım diyecek, bunu kanıtlayacak. Hem de Batı'ya siz bize muhtaçsınız ve siz de yapamazsınız. Bunu kanıtlamak zorunda. Tabii ki bu süreç Rusya için daha ağır şartlarda geçecek. Ama bu sürecin ekonomik anlamda ve genel siyasi anlamda Batı'da da etkileri olacak. Dolayısıyla Rusya bu olayda bu ikinci dediğim durum üzerindeki çalışmalarını kendi açısından son günlerde aldığı bir takım kararlarla başlattı. Yani sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da karşı atağa geçti. Tabii ki elindeki enstrümanlar Rusya'nın, Batı'nın elinde olduğu kadar değil ekonomik olarak. Ama diğer taraftan şu anki görünen tablo yani sanki Rusya çok zor bir döneme girecek, işte taş devrine doğru sürüklenecek ve Batı da işte sıcak odalarında, divanlarında çekirdek yiyerek bu süreci seyredecekler gibi bir tablo, belki algı var. Bu sürecin böyle olmayacağı kesin. Bizler zaten bunu tahmin edebiliyoruz. Ama tahmin edemeyen kitlelere de Rusya bunu anlatmak için şu anda bir takım tedbirler almaya başladı. Yani Rusya da yaptırım yapmaya başladı kendi açısından. Rusya şunu diyor, evet ben belki sizin uçak parçalarınız olmadan iyi uçamayacağım ya da sizin elektronik ödeme sistemleriniz olmadan rahat yaşayamayacağım. Ama bakalım siz bizim buğdayımız, tahılımız, petrolümüz, gazımız, alüminyumumuz, şuyumuz buyumuz olmadan nereye kadar götüreceksiniz? Evet belli bir zamana kadar götürürsünüz. Evet bizden daha uzun bir süre daha rahat yaşarsınız. Ama bu işin bir sonu olacak ve o sonu geldiğinde de dünyanın, yeryüzünün artık batı yakasındaki güç dengeleri şekillenmiş olacak. Ondan sonra bu düzen nasıl gelişecek doğu yakasında göreceğiz. Yani şu anki durum buna doğru gidiyor ve evet, tarafların geri adım atma şansı yok. Rusya'nın hiç geri adım atma şansı yok.
Batı'nın da ne kadar daha bunu zorlayabileceğini zaman gösterecek. Ama kısa vadede vazgeçmeyeceği belli. Bu arada da Batı'nın bir beklentisi daha tam gerçekleşmedi. Sizinle de yaptığımız programlarda savaşın ilk başladığında Rusya'ya olan desteğin hatta batılı kaynaklarca %50 civarında olduğunu, %25 karşıt görüş olduğunu, %25 de arada kalan kesin karar vermemiş olduğunu söylemiştik. Bu batılı bir kaynaktı. Dolayısıyla güvenilebilirdi. Bağımsız sayılabilirdi. Bugün geldiğimiz noktada Rusya'ya destek %75-77'leri buldu bu anlamda. Tabii bu desteği tekrar ediyorum, savaş desteği olarak değil, Rusya'nın jeopolitik duruşuna destek olarak algılamak lazım. Evet. Bunda şöyle bir yanılgıya da düşmeyelim. O %25'lik karşı olan kesimde bir değişiklik yok. Tam tersine onların duruşu daha da sertleşiyor. Onlar karşı olmaya devam ediyor. Rusya, yani Putin'in şu anki desteği o arada olan %25'lik kesimden geliyor. Bunu da tespit etmemiz lazım. Şu anki durum, buradan görünen durum bu. Sahada da Rusya her ne kadar dönem dönem seyrettiğimiz gibi acı tablolara neden olsa da ilerlemeye devam ediyor. Evet. Sayın Düre, peki sıcak bir gelişmeyle devam edelim derseniz. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Moskova'nın talebiyle acil toplanacak. Moskova'nın iddiası eğer gerçekse oldukça korkunç. Ukrayna'da biyolojik silah üretildiği iddiası var. Ben şunu sormak istiyorum. Rus medyasında buna delil teşkil edecek kanıtlar var mıdır? Yani Rusya'nın bu iddiası destekleyecek kanıtlar var mıdır? Rusya neye dayanarak böyle bir iddiada bulunuyor? Bununla ilgili bir bilgi var mıdır Rus medyasında? Var tabii, var. Rusya 30 civarında bu tür laboratuvarlar olduğunu, bunların 13 tanesinin şu ana kadar imha edildiğini, diğer 15 tanesinin yerinin belli olmadığını, 2 tanesiyle ilgili de herhalde yeri belli ama şu anda ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Belki de ellerine geçirdiler ve işte bugünkü toplantıda kanıt olarak gösterecekler, orasını bilemiyorum. Ama bu tür söylemler, bu Ukrayna'da ve Gürcistan'da benzer laboratuvarlar olduğu yeni bir söylem değil. Putin bunu daha evvel de birkaç kez dile getirmişti. Hatta buralarda hazırlanan biyolojik silahların etnik kökeni gözeterek çalışacak silahlar olduğu, yani işte sadece Rus ırkına ya da Slav ırkına etki edebilecek şekilde düzenlendiğini söylemişti ki bunlar çok korkunç iddialar. Tabii altı ne kadar dolu bilemiyoruz ama çok boş olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ABD tarafından çok çelişkili açıklamalar geliyor. Aslında ABD değişik açıklamalarıyla oradaki bazı yetkililer bunların var olduğunu kabul etti. Hatta Ukraynalı yetkililer de kabul etti. Ama onlar diyor ki bunlar daha çok insani amaçla kullanılmak üzere kurulan laboratuvarlar. Biz bunu işte tıbbi açıdan insanlığa faydalı olacak çalışmalar için yapıyoruz şeklinde değerlendiriyorlar yani bunu. Ama diğer taraftan Rusya'da insani açıdan biyolojik laboratuvarlar, yani silah geliştirecek laboratuvarları kuracak başka bir yer bulamadınız mı? Bu iş için niye Gürcistan ve Ukrayna'yı seçiyorsunuz? Şeklinde bir duruş sergiliyor. Bugünkü konuşmada, bugünkü güvenlik kurulu toplantısında bu konu belki daha net bir hal alır. Eğer Rusya bunların varlığını ve buradaki, ki anladığım kadarıyla bazı belgeler de ele geçirilmiş, bu yok edilen Rusya'nın yok ettiği laboratuvarlardan. Bu konuda buradaki görüşmelerde, bugünkü görüşmelerde kanıtlayabilirse, karşı tarafı bu konuda ikna etmediğim de artık elindeki kozları alırsa, tabii bu bundan sonraki süreçte Rusya'nın elini güçlendirecek, özellikle enformasyon savaşları bakımından çok ciddi bir koz olur. Bence Rusya bunun üzerine daha da gitmeye devam edecek. Ellerinde bugün delil yoksa bile savaşın ilerleyen dönemlerinde bu delilleri bulacaklarına ve dünya kamuoyuna sunacaklarına dair çok ciddi şu anda şeyler var. Emareler var, evet. Kanıtlar var. Evet. Sayın Düre, peki şunu Avrupa basındaki bir gelişme üzerinden sorayım. Tabii bu krizde dikkat çeken noktalardan biri de ara buluculuk sağlayabilecek ülke gerçekliğinin olmaması. Çünkü ülkelerin birçoğu direkt taraf olmuş durumda. Kimi NATO tarafı, Çin gibi ülkeleri de Rusya tarafı olarak görülüyor. Ve Avrupa basından çok enteresan sesler yükseliyor. Angela Merkel olsaydı bu işi çözerdi deniliyor ve Merkel'in bu işi üstlenmesi
isteniyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Mümkün müdür böyle bir durum? Evet, yani Merkel olsaydı olmazdı bu iş, Trump olsaydı olmazdı diyenler var ama biliyorsunuz tarih mişli geçmişi sevmiyor, kabul etmiyor. Tarihte mişli geçmiş diye bir şey yok. Ne olduysa o oluyor. Burada İsrail'in duruşu çok önemli. Biliyorsunuz Naftali buraya geldi ayın 6'sında ve bu dan dönüşünde Zelenski ile ve Avrupa liderleriyle görüştü ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu işte çözüm noktasında ara bulucu olacak olanlar, kendini de kastederek ek olarak Fransa ve Almanya dedi. Bakınız İngiltere demedi. Çünkü bu işin arkasında yatan ana oyuncu aslında herkes de biliyor. Bir tarafı Rusya ise diğer tarafı Washington, ben çok Londra. Herkes biliyor ama herkes dile getirmiyor. Çünkü dile getirmek için bazı somut veriler olması lazım. Bunu biz sadece soyut bir takım verilerle ve tarihi değerlendirmelerle yapabiliyoruz. Ama bu işin gerçek olmadığı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla Naftali'nin bunu dile getirmemesi, yani İngiltere'ye bu konuda hiçbir rol vermemesi çok önemliydi. Bundan daha da önemli olan bu görüşmeden sonra Viyana'da artık neredeyse bugün yarın imzalanacak olan nükleer silah anlaşması Tahran'la Washington arasında iptal edildi. Bu çok önemli bir görüşme, olay. Yani bunu yaptıran bugün bence İsrail. İsrail biliyorsunuz bu nükleer anlaşmanın olmasını istemiyordu ve bu konuda öyle görünüyor ki Rusya'nın desteğini aldı ve buna karşılık Rusya'ya ne vaat etti? Bence bundan sonraki sürecin Rusya açısından daha yumuşak geçmesi için elinden geleni yapacağını vaat etti. Peki karşılığında ne aldı? Tabii bunlar benim subjektif öngörülerim. Karşılığında İran'ın Suriye'deki varlığı üzerinde İsrail baskısının artmasına, Rusya'nın sarı ışık yakmasını, gerçi zaten bu zamana kadar sarı ışık yakıyordu, belki de yeşil ışık yakmasının garantisini aldı gibi bir durum var. Dolayısıyla bu anlamda İsrail'in aracılığı, İsrail'in inisiyatifindeki bir aracılık önemli olacak. Yani ve öyle görünüyor ki Batı da biliyorsunuz Avrupa ülkeleri açık ve net şekilde her ne kadar ABD Rusya'dan enerji kaynakları alımını durdurduysa da, İngiltere'de yıl sonuna kadar durduracağını söylediyse de ama Almanya ve Avrupa Birliği biz hiçbir halükarda bunların alımını durdurmayacağız dedi. Bu çok önemli bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani isterse Rusya şu ana kadar sattığı enerji, petrol, gazın 5'te birini bile satsa şu anki rakamlara göre yine bu zamana kadar aldığı geliri, elde ettiği geliri elde etmeye devam edecek. Düşünebiliyor musunuz? Böyle evet. Bir çıkmak var, çıkmaz var. Neden? Çünkü fiyatlar o kadar arttı. Ve işletme giderleri de daha az olacağı için bu anlamda Rusya artıya geçmiş oluyor. Evet. Bu bir. İkincisi bir başka olay da şu. Şimdi ilk başta şok etkisiyle nasıl biz diyorduk hani Rusya İlk günlerde bir iki günde savaş anlamında şok etkisi yaratarak Ukrayna yönetimini üzerinde işte baskıyı artıracak, onlar kaçacak ve Rusya istediğini alacak şeklinde öngörüler vardı, tutmadı. Şimdi bu anlamda Batı'nın da hem Rusya iç kamuoyunda yaratmak istediği şok etkisi tutmadı, biraz evvel rakamlarla söyledim. Kendi içinde de ilk anda yarattığı, yani bu Batı içinde son yıllarda var olan bölünme, ayrışmayı tekrar birleşip kutuplaşmayı tekrar birleştirdiğine dair biliyorsunuz bir algı oluşmuştu. Yani Batı tek bir parça oldu Rusya'ya karşı. Şimdi onda da bir çatlaklık meydana gelmeye başladı. Bir, Avrupa'yla işte demin dediğim örnekten dolayı. İkincisi ABD'nin Polonya'yla yaşadığı polemik önemli. Evet. Biliyorsunuz Polonya dedi ki ben uçaklarını göndermem. İsterseniz sizin Almanya'daki üstlerinize göndereyim, siz gönderin. Batı'da dedi, ABD'de dedi ki hayır, her ülke kendi karar veriyor. Biz patriot gönderince sana mı soruyoruz? Ya bu tam bir polemik yani. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu da yeni bir durum. İlk defa bir polemik yaşanmaya başlandı. Ondan sonra Bulgaristan, Macaristan diyor ki Avrupa Birliği uysa da biz uymayız diyor. Dolayısıyla bu anlamdaki şok etkisi, yani tırnak içinde şok etkisi, yani Batı'nın yekpare olacağı konusunda da şüpheler doğmaya başladı. Dolayısıyla her şey savaşın nasıl gideceğine bağlı. Eğer savaş kısa bir sürede biterse ve tabii ki hiçbir savaş kansız değil, hiç kimse şu anda dökülen kanı beni hafife alıyor şeklinde yorumlamasın bundan sonra söyleyeceğimi. Ne kadar erken ve ne kadar az kanla biterse
Bundan sonraki gelişmeler, savaş sonrası gelişmeler Rusya için hiç de bu zamana kadar sanıldığı gibi korkunç olmayacak gibi görünüyor. Dediğim gibi sadece batı yakasında, dünyanın batı yakasında şartlar başka olacak ve fokus doğu yakasına, Çin tarafına dönecek. O yüzden de zaten Çin'in bu ikircikli duruşu bununla bağlantılı. Sayın Dürre, aslında az önce Polonya'ya değindiniz. O nokta üzerinden bir soru yönelteyim. Zira Almanya başta olmak üzere Avrupa basının da gündeminde Visegrad grubu olarak bilinen ülkeler var. Polonya, Macaristan ve Çekya. Bunların tarafsızlığı ve yaptırımlara katılmamaları oldukça çok eleştiriliyor. Ve bununla ilgili olarak da tepkiler oldukça fazla. Siz Polonya'nın, Çekya'nın ve Macaristan'ın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kaynağı nedir? Neden Avrupa'dan ayrı bir pozisyon alıyorlar? Şimdi Sayın Fuat Bey, genetik hafıza çok önemli bir şey. Yani halkların, ülkelerin genetik hafızası çok önemli bir şey. Bu geçmiyor. Şimdi bu ülkelerin Rusya ile ilgili, biliyorsunuz, kendileri açısından hiç de hoş olmayan bir geçmişleri var. Evet. Ve yavaş yavaş şunu da gördüler ki Batı, ki onlar aslında kelimenin tam anlamıyla Batı'ya ait değiller. Bunlar da biliyor. Bakın, bunlar aslında belki bu tür kriz dönemleri olmadığı zaman konuşulunca çok saçma geliyor. Ama şimdi turnusol kağıdı gibi bu olay, biliyor musunuz? Her şeyi ortaya çıkartıyor. Şimdi bu dönemde biliyorlar, bunlar Rusya'yı iyi tanıyor. Biliyor ki vurur. Rusya vuracak. Bunu biliyor çünkü Rusya'nın başka çaresi yok. Yani Rusya diyor ki, zaten Batı da başta dediğim gibi nükleer silah Rusya'nın ne yapabileceğini askeri anlamda NATO görmek istiyor. Gerekirse bu iş için bir NATO ülkesini feda etmesi de önemli değil. Bence bu ülkeler Rusya'yı iyi tanıdıkları için bir ve Ukrayna örneğinde Batı'nın ve NATO'nun duruşuna tam kendileri açısından puan vermedikleri için onun için kendi tedbirlerini alıyorlar. Yani bizim bu zamana kadar söylediğimiz, hani ülkelerin, ki Anglo-Saksonlar bize bunu öğretti, hani ülkelerin çıkarları her şeyden önemlidir diye artık ilkokul çocuklarının bildiği bile bir gerçek var ya. Evet. Maalesef bu gerçeği bazı ülkelerin liderleri ve siyasi eliti teorik olarak biliyor ama bu bilmelerinin pratikte, real politikada etkisi olmuyor. Yani sanki öyle değilmiş gibi geliyor bazı yöneticilere. Sanki büyük güçler bazı insani nedenlerden dolayı sonuna kadar arkalarında olacakmış gibi geliyor. Yok öyle bir dünya. İşte bunu da anladıkları için bence daha temkinli bir duruş sergilemeye başladılar. Bu duruş onların Rusya'ya olan güven ve sevgisiyle zerre kadar ilgili değil. Tam tersine, bu güven ve sevginin olmayışı onları bu şekilde davranmaya yönlendiriyor. Evet. Onun dışında bunun başka bir şey de var. Tabii şimdi nasıl bunlar başka bir tavır alsın ki, Almanya'nın kendisi bile aslında aynı şeyi söylediği zaman ve yaptığı zaman, yani bunu ve Almanya ben bile tam uygulamayacağım bu yaptırımları derken, bu tür ekonomik açıdan Avrupa'nın üvey evladı olan bu ülkeler nasıl bundan sonra yok biz size rağmen böyle sert bir duruş söyleyebiliriz, sergileyebiliriz desinler. Yani bu dediğimiz olaya sadece real politik açısından bakarsak bir cevap verebiliriz diye, evet, düşünüyorum. Sayın Dürre, Avrupa Birliği'nin etkileri üzerinden iki tane çok kısa ve net sorum olacak. Bu arada tabii Ukrayna'nın Avrupa Birliği için bir üyelik başvurusu var ve Ukrayna ile birlikte Moldova ve Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgili müzakerelerin başlatılması yönünde bir başvurusu var. Bu hafta sonu Versay'da, Fransa dönem başkanı olması nedeniyle Versay Sarayı'nda da bir toplantısı var Avrupa Birliği'nin. Normal şartlarda bu üyelik konusu burada konuşulacaktı ama enerji krizi nedeniyle bir sonraki toplantının gündemine çevrilmiş oldu. Ama Avrupa'da medyada en çok konuşulan konu bu ülkelere ayrıcalıklı üye statüsünün verilmesi isteniyor. Peki Moldova ve Gürcistan'a katarak soruyorum. Bu ülkelere Avrupa Birliği böyle bir ayrıcalıklı üyelik statüsü verirse yeni bir kriz kapıdadır diyebilir miyiz? Bundan dolayı şu anda olduğu gibi bir kriz, yani askeri bir kriz çıkmaz. Çünkü bu olay askeri bir kriz çıkartacak kodlara sahip bir olay değil. Ama bu olayın da şu anki var olan kriz belli bir yere gelmeden
realize olması, gerçekleşmesi o kadar basit bir olay, durum değil. Şu anda bile işte 2 milyonun üzerinde biliyorsunuz Ukrayna'dan oraya gelen mülteci var. Evet. Savaşın sonuna kadar bunun 5-6 milyonlara çıkması bekleniyor. Ondan sonra bunun tabii bu insanlar oraya geliyor, bunlara biliyorsunuz 200 euro herhalde bir yardım yapılıyor. Başka ekonomik getirileri var. Avrupa'nın da içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda ABD'de de bu anlamda yani aynı durumda çok çok iyi değil. Yani onlar da kendi açısından özellikle pandemi sonrası bir dönemde her ne kadar yükseliş olsa da genel anlamda bir kriz söz konusu. Ve bu bahsettiğiniz ülkeler de yani hepsi ekonomik olarak öyle toz pembe bir hayata sahip ve olanaklara sahip ülkeler olmadığı gibi Ukrayna'nın bu savaştan sonraki ekonomik durumunun ne olacağı da belli değil. Yani bütün bu yıkılan yerle bir olan yerlerin tekrar harekete geçirilmesi, tekrar yapılması filan bunlar çok ağır maliyetli şeyler. Bütün bunları göz önüne aldığımızda yani bu sürecin o kadar basit ve kolay olmadığını görmek mümkün. Zaten Avrupa tarafından gelen ilk bakışta ya ilk anda gördüğümüz söylemler de bu şekilde. Evet. Ama olsa bile olabilir. Bu Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğine bağlı. Eğer Rusya Ukrayna'dan istediğini alıp bugünlerde, son günlerde Ukrayna yöneticilerinin dediği gibi biz NATO'ya girmesek de olur yeter ki bize güvenlik garantileri versinler noktasında biterse, Ukrayna Rusya'nın istediği şartları yerine getirirse ondan sonra artık bir kere o dönemde bakmak lazım. Ukrayna'daki yönetim ne olacak? Bir, yani şu anki yönetim mi olacak? Başka bir yönetim mi olacak? Ondan sonra olsa bile Ukrayna'nın ne kadar Ukrayna olacak? Bu da bir sorun. Yani ben Rusya'nın şu anda kontrol ettiği bölgeleri öyle kolay kolay özellikle Donetsk, Lugansk ve hatta Herson üzerinden bir kara hattını kendisini yani Rusya topraklarını Kırım'la bağlayacak bir kara hattını kendi sınırları içine sokmadan ya da onları işte bağımsız bir devlet olarak kabul etmeye devam etmeden bu savaşı bitireceğini doğrusu düşünmüyorum. Evet. Bugün mesela Ukrayna'nın batısını da vurmaya başladılar. Bu da yeni bir gelişme. Dolayısıyla bütün bu süreçler ileride Rusya ile Batı arasında yani bugünkü başvurular Avrupa Birliği'ne Batı ile Ukrayna Rusya'nın ilişkilerini bugün olduğu gibi bozacak şekilde bir potansiyele sahip değil ve yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı da bu sürecin nasıl işleyeceğini tam olarak görmemiz için önümüzde net veriler yok. Her şey bu savaşın nasıl biteceğine bağlı. Örneğin yani ben olacağına inanmıyorum da ama bir ihtimal işte Rusya tamam ben yapamadım çekip giderim derse durum farklı ama yarın Rusya bütün Ukrayna'yı askeri açıdan kontrol ederse durum farklı olacak. Bekleyip göreceğiz. Evet, sağlık gelişmeler belirleyici olacak. Aslında son soruma da temas ettiniz az önce, o da mülteci krizi Avrupa'nın gündeminde. Siz de belirttiniz 2 milyon 200 bin civarında mültecinin geldiği belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda da Avrupa'da önemli seçimler var. Halk zaten korona sürecin etkisinden dolayı ekonomiden şikayetçiydi. Bir mülteci krizi de var şu anda ve Nisan ayında Fransa'nın seçimleri var, Macaristan'ın seçimleri var, Almanya'da eyalet seçimleri var. Bu etki, bu söz konusu seçimlerde etki yaratır mı? Yani mülteci akını şu anda iktidarda bulunanların İktidarı kaybetmesine neden olur mu? Yani Nisan ayında Macron'suz bir Fransa'yı konuşabilir miyiz? Macron geliyor herhalde. Yani Macron %50'ye yakın. Macron geliyor da diğerlerinin kazanma şansı yok gibi şu anki veriler öyle gösteriyor. Ama tabii mülteci olayının bütün ülkelerde, biz bunu Türkiye'de de yaşadık, seçim sürecinde çok ciddi etkisi olduğu kesinlikle bir gerçeklik. Ama şu anki var olan süreçte Avrupa'da, örneğin Fransa özelinde ben bu olayın Macron'un gelmesine engel olabilecek boyuta ulaşacağını zannetmiyorum. Almanya'da da zannetmiyorum. Ama Almanya'nın bir de tabii insanların yani orada yaşayan halkla Fransa'da yaşayan halkın bu mültecilere olan yaklaşımı da aslında biraz farklı. Yani Almanya bu konuda böyle daha
daha insancıl, daha yardımsever ama buradan gelen buradan aldığımız haberlere göre Ukrayna'dan gelen mültecilerin bazı davranış şekilleri herhalde Avrupa'da da rahatsızlık yaratmaya başlamış. Dolayısıyla etkisi olacaktır ama bunun seçimlerde özellikle Almanya bağlamında diyorum yani Avrupa şeyde olmaz. Evet. Fransa'da benim görüşüm. Almanya'da ne kadar etkisi olur? Yüzde kaçlık bir etkisi olur? Ben onu buradan şu anda öngöremiyorum ama çok ciddi belirleyici etkisi olmayacağını yukarıda söylediğim nedenlerden dolayı tespit edebilirim. Evet. Ama yanılıyor da olabilir. Göreceğiz önümüzdeki günlerde Sayın Dure. Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 16. günündeki son gelişmeleri ve durumları Doçent Doktor İkbal Dure ile değerlendirdik. Sayın Dure, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, İkbal Hoca da ayrıntılı bir şekilde konuyu anlattı.